uyudu. Abla. Berat'tan ses çıkmadı. Bulamadım acaba parayı ya? Arıyor. Alo Berat. Alo, ne yapıyorsunuz? İyiyiz, ne yapalım işte. Aynı bekliyoruz öyle. Sen ne yaptın? Ben de yoldayım, geliyorum. Bahar, para tamam. İpotek işini hallettim. Gerçekten mi? Evet. Doktorla konuşabilirsiniz. Berat, çok sağ ol. Senin sayende kurtulacak annem. Sağ ol. Sen her şeye değersin Bahar. Her şeye değersin. Bulmuş, bulmuş değil mi parayı? Allah'ım sana şükür olsun. Ne oluyor ya? İyi haber mi? Yani şey... Yani ben az önce annemin yanından çıktım. Böyle kendini iyi hissediyormuş. Ondan dolayı. Yani uzun zaman sonra ilk defa böyle kendini iyi hissediyor da biz ondan mutlu olduk. Kurtulacak annem yani. Kurtulacak tabii Baldız. Sen ne zannetmiştin? Ben hemşirenin istediklerini almaya gideceğim. Bir şey istiyor musunuz? Yok sağ ol canım. İyi hemen dönerim. Kemal. Hı. Paran var mı? Saçmalama canım, var tabii. Alo, Kemal. Abim, nasılsın? İyidir, sen nasılsın? Sevgi Hanım nasıl? Bir haber var mı? Bugün daha iyi. Bir de şu ameliyatı atlatsaydık. Atlatırsınız canım. Moralini yüksek tutmak lazım. Bir şeye ihtiyacınız olsa mutlaka beni arayın. Tamam, merak etme. Ben daha sonra yine ararım sizi. Gelişmelerden haberdar edin. Olur abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet konuştum. Hallettik dedim parayı. İşte günü bekliyoruz artık. Allah'ım, Allah'ım. Aman be kızlar, öldüm ha. Almadılar ya torbayı içeri. E sen ne getirdin böyle? Börek, börek. Anneciğin çok sever. Ama inat ettiler ha. Ben de hallettim soktum içeriye. Ya Nazire teyzeciğim, ellerine sağlık da annem onları iyileşince etse. İnşallah, inşallah. Bunu siz yiyin. Ben anneciğine yine yaparım. Nazire teyze. Canım. Ben senden özür dilerim. Daha önce yaptıklarım için. Ben yangından ötürü Berat'ı suçlamıştım ya. Eşeklik ettim ben Nazire teyze. Yok meleğim, yok meleğim. Sen de neler yaşadın. Gerçek ortaya çıktı ya, bana yeter. Olsun. Gene de özür dilerim. Ben çok pişmanım. Şimdi Berat sayesinde benim annem kurtulacak. O olmasaydı biz ne yapardık? Berat sayesinde mi?